Ya Rabbi ben lem tezel Ultu fina fima nezel İnneke latifun lem tezel Bil mutfi kada vettena Ya Rabbi amin havfena. Bismillahirrahmanirrahim demesi de mirastan da. Peygamber mirasıdır. Besmeleyle meclise başlamak, besmeleyle iş görmek, besmeleyle hareket etmek, besmele bir kılavuz tutmak peygamber mirasıdır o da. Şimdi o mirastan olarak müminin nazarı ibrettir, sözü hikmet, hikmettir, işi faydadır. Ameli faydaya vücut verir. Bu sıfat, üç sıfat saydı aleyhissalatü vesselam. Üçü de insanın kemaline delalet eder. Nazarı ibret olursa, elbette ki sözü hikmet olur. Hikmet söyleyen adam malayani işlemez. Hani faydasız iş yapmaz, yapamaz. Hikmet de elbette ki müminin sözü de hikmettir. Hikmetsiz, boş yakıldı. Efendim, müminin şanına layık değil. Hikmetle söylediğiyle efendim, istikamet üzerine olduğuna işaret. Doğru yürüdüğüne delalet. Hikmetle konuştuğu vakit. Münazara için bir papaz geldi diyor. Bu Süryani papazlarının baş papazı. Kufa civarında Süryaniler var. Orada Osmanlı zamanında bir paşa onları davet etti de bir münasebetle meclise hazır olduklarında o matran baş papazlar Hazreti Muhammed hakkında ne düşünüyorsun demiş paşa ona aleyhissalatü vesselam Efendimiz demiş ki hep akil ve hakim bir kimseydi diyor. Her sözü akilane ve hakimaneydi. Akil ve hakim kimseydi. Nübüvvetini söylemiyor. Nebi demiyor da efendim sözüne baktığı vakit öyle. Peygamber sözü akıl ve mantığa muvafık hikmet yüklü. Başka nasıl şehadet edecek? Gayet akıllı ve gayet hikmet sahibi kişiydi diyor. Memnun kaldım diyor bu ifadenizden. Bir sualim var demiş. Siz Hazreti Muhammed'in, onlar Hazret demez, Hazreti Muhammed Mustafa'nın hakim olduğunu kabul ettiniz. Sözlerinin hikmet yüklü olduğunu kabul ettiniz. Peki diyor. Bir sualimiz var. Hikmet sahibi bir adamın efendim, hikmet sahibi bir kimse yalan söyler mi? Başpapaz demiş ki hikmete münafidir. Hakim olan adam yalan söyleyemez. Çünkü hikmet sahibi adam nasıl yalan söyleyecek? Yalancıdan hikmet sahibi olur mu ya? Peki demiş, sizi ilzam ederim. Sizi bu sözünüzle ben bağlarım diyor. Ki hakim olduğunu kabul ettiğiniz Hazreti Muhammed ben peygamberim dediği vakit ne için kabul etmiyorsunuz demiş. Müsaadenizle Paşa Hazretleri diyor. Sıkıştım da meclisten kalkayım demiş. Çünkü şehadet getirirse battık şey Süryanilik de kalmaz. Anahtarları teslim edecek Paşa'ya. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abudu. Hakim olan adam yalan söylemez. Sen kabul edersin ki bu hikmet sahibi kimsedir. Nasıl bu hikmet sahibi diye sen madem kabul ettin, diyor ki ben peygamberim. Ve sen diyorsun yalan söyle. Hüccetin nedir yalan söylediğine dair? Sen bu iddianı ispat edinceye kadar o peygamberdir. Değil mi? Kanundur bu. Efendim, müddai iddiasını ispat edinceye kadar neyse iddia olunan mesele o mahkum edilemez. Madem ki sen peygamber değilsin, değildir diyorsun efendim,
peygamber olmadığını sen ispat edebilir misin? Allah vardır. Amenna'nın sallam. Bir sersem gelip yoktur dediğinde ispat et. Sen Allah'ı ispat etmeye kalkma. Hüseyin Bey. Allah yoktur diyen yol olasıca ispat et yok olmadığına dair. Efendimizin peygamber olmadığını bir kimse iddia ederse ispat etmeli. Efendim olmadığına. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı o olmadığını iddia eden adam varsa ispat etsin. Sabit hakikatların hilafını kim iddia ediyorsa ispat etmek onadır. Değilse mahkumdur. Kabul etmesi gerekir. Şimdi onun gibi hikmet müminin sıfatı olduğunda peygamberin sıfatı nasıl? Peygamberin her sözü işte. Nazarı hikmettir, nazarı ibrettir, sözü hikmettir. İşi, onun işi de bir faydaya vücut verir, faydadır. Zararlı bir iş, mümin olan kimseden bir zarar gelemez. Zarar geldiği anında imanında noksaniyet var, imandan dışarıya adım attı demektir. Zarara ayak bastın mı? La darar ve la dirar fil İslam. İslam'da zarar ika etmek yoktur. Zarar ettin mi İslam'dan dışarıdasın. Müslüman zararlı iş yapamaz. Ve la dirar fil İslam. İslam'da zararı zararla karşılamak da yoktur. O benim tarlamı yedirtti. Gidip binaenaleyh onun tarlasını yedirteyim. O benim ektiğimi söktü. Binaenaleyh gidip onun ektiğini sökeyim. O benim evimi yıktı. Binaenaleyh gidip onun evini yıkayım. O filanı öldürdü. Binaenaleyh onun yerine gidip onun filanını ben öldüreyim. Bunlar hepsi cahiliyeye aittir. İslam'da zararı zararla karşılama diye bir şey yok. Bunun üstünde bir kaide getiremediği Avrupa, ciltler dolusu kanun koydu bu alçaklar Avrupa'nın. Bu bir satır onun hepsini durdurur. Hiçbirisine ihtiyaç yoktur Hüseyin Bey. Yüzlerle gümrük kanunları, efendim çeşit kanunlar vardır tedbir ettikleri bu Avrupalı'nın. Bizimkilerinde evler, efendim salonlar, kütüphaneler sığmaz. Kütük kütük kitaplar var, kanun dolu içerisi. Hepsi kıvırtmak için, zararı efendim men etmek için değil, lakin kendi keyiflerine göre bir menfaat elde edebilmek içindir ve nihayet zararı zararla karşılatmak için. Hükümet bir kimseyi mahkum eder, bir zararlı iş yaptığı için içeriye bul. Ya içeriye bul adamı sen. O adamı çalıştır, o yaptığı zararı kapatıncaya kadar. Ne yapsana ben onu içeriye, şey sabah akşam geldiğini besleye koymuş eşek gibi. Neye kapat onu içeri? Besleyesin onu. Ne için? İçeriye girenlerin hepsi bir zararlı bir iş yaptı. E o zararı, bir de zarar efendim cemiyeti batırmak için bu kadar insan da içeride. Çıkart onları, efendim, çalıştır, işlet onları. Onun için en azından, efendim, kanun, Osmanlı kanunu, ki şeriat kanunudur, o zararlı kimseleri en azından memleketten sürgün ederdi. Sürgün ettiği yerde çalıştırırdı. İngiliz, Osmanlı kanunu üzerine hapıslara taş kırdırırdı. Hapis elbiseleri vardı onların, efendim, bir yere kaçmazdı onlar. Birer kuruşla yevmiye verirdi onlara. Hem çalışırlardı, hem birer kuruş yevmiye ile hem ammeye bir hizmet olur, hem kendilerine 5-10 kuruş çıkıncaya kadar 5-10 kuruş toplanır. Şimdi bunlar içeriği yığar. Televizyonları var, radyoları var, sinemaları var, romanları var, gazeteleri var. Efendim her şeyleri var. Birbirleri şişleyecek şişleri de var. İslam'ın getirdiğini hiçbir insan getiremez. İmkanı yok.
Zararı zararla karşılamadın. Zarar yıka ettin. İslam dairesinden dışarı çıktın. En azından teşhir et o adamı. De ki İslam dairesinden dışarıdan çıktı. Efendim taberle yaz arkasına as. Koy ver. Köketince dolaşsın. Ta tövbe edip işi düzeltince. İçerine hapsedersen çeşit türlü efendim iş yapanları ne edeceksin içeriye? Bir tabella. Şimdi Allah'ın hikmeti bak, senin olancığın göğsünde ne var? Chicago yazar. Ha? Chicago mu? Ha? Nedir altındaki mahluk? Ha? Boğa gibi. Şimdi onun gibi bir dar, bir şey değdir önünün ardına. Bu adam, bu habisliği yapan adamdır. Bırak cemiyetin içinde dolaşsın. Hapiste gezdirme onu. Dışarıda dolaşsın. Zarar yapan adam belli olsun. Başka bir şey isteme, içeride durma. Bir sözü İslam'ın bu kadar bin cilt kanunlarını efendim fesheder, faydasız kılar ve ortalığı ıslah eder. La darar ve la dirar edin İslam. Onun için müminin işi, her yaptığı işte bir fayda vardır. Faydalıdır işi. Zararlı işi yapamaz o adam. Bir dalı da kıramaz. Gereksiz yere. Bilmese yapmayacak. Bildiği işi yapacak. Onu da efendim hakkını verip yapacak. Bilmiyorsa bilmedim yahu. Berbat ettikten sonra bilmeyim. Ne karıştın öyleyse. Madem bilmiyorsun neye bozdun bunu? Bilmem de dur. Ve Cenab-ı Hak buyurur Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir işi öğrenirseniz tamamını öğreniniz. Yani her işte birinci sınıf olunur. Boyacıysan birinci sınıf boyacı olacaksın. Doktorsan birinci sınıf doktor olacaksın. Muallimsen birinci sınıf muallim olacaksın. Bülgersen birinci sınıf bülger olacaksın. Ayakkabıysan birinci sınıf ayakkabıcı olacaksın. Ayakkabı boyadan olursan birinci sınıf olacaksın. Yani her yaptığın işte hangi mesleği tutarsan o meslekte birinci sırada olmaya gayret edeceksin. Cenab-ı Hak böyle sever diyor. İslam nizam ve intizam getirir insan hayatına. Lakin ne yapalım, eşek o şafran anlamaz. Eşeğe saman vereceksin. Peki diyoruz o zaman. Ya ambarları zaten samanla doldurduk. Saman veririz. Saman yok değil. Saman isteyene saman çok. O kadar saman var ki efendim o eşekler saman yerken öyle ki yahu bizim sahibimiz de galiba bizimki. Bu da saman yer. İçeride kadeyif yediğinden haberi yok sahiplerinin de. O da zanneder ki saman yer o da içeride. Hayır yahu tabii biz de şerbetli saman yer. Size dokunur diye onu şey etmiyoruz. Sürmüştük saman. Biz ömrümüzde böyle tatlı saman yememişiz. Şimdi müşeka. Müşeka eşeğin cem'idir. Müşekalar derlermiş ki Allah sen de yersin içeride. Ben bunun ballısını yerim. Biz ömrümüzde bu ballı saman yemedik. Yemeyin siz. Siz yersen başınız döner. Çok iyi. Ferahlan yerler şey. Saman yer. Saman isteyene. Saman da var Hüseyin Bey. Nane isteyene nane da var. Ballı saman isteyenleri içeride toylarız. Balsız isteyenlere efendim bir gazık çakarlar, meydana da bağlarlar onu. Şimdi dön dolaş buradakıları ye. Bitirince haber ver, senin yerini değiştiririz, başka yere vereceği iş ederiz, orayı da ye. Dümdüz ederler. Değil mi ha? İnanın, müminin işinde kendisine fayda olduğu vakitte ümmet-i Muhammed'in de hepsine de fayda var. Mü'minde zarar verecek iş olamaz. Aç boydan boya her günkü gazeteleri, her türlü pislik, her türlü tecavüz, her türlü rezalet, her türlü zarar, ziyan hesapsız. 70 senedir öyle yetiştirdiler. Milleti dinden, imandan uzak, imanın hakikatinden, İslam'ın hakikatinden uzak yetiştirdiler. Şimdi bir parça ıslahiyete doğru gelmek isteyince kıyameti koparıyor, olamaz.
olamaz, siz bu efendim kanalizasyonu durduramazsınız veyahut temize çıkarırsanız bize hayat yok diyor. Bizim gezeceğimiz kanalizasyonlar resmi kanalizasyonlardır. Şehir kanalizasyonlarıdır. Siz bu kanalizasyonları değiştirmek istiyorsunuz, temizlenmek istiyorsunuz. Halbuki bizim hayatımız bu pis kanalizasyonlardadır. Demek istiyorlar. Temizleşmesine şiddetle karşı gelmenin manası da budur. Temiz su geçen efendim, arkların içinde göbesi çanlarını oynadığını gördün mü şey miyim? Bir tane gördün mü? Katiyen. Ama ötekilerden çok 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 banyoda eder. Efendim baş aşağı girer, baş yukarı çıkar. İçer, yer, onun içerisinde dolaşır. Kanalizasyon dediği nedir? Bildin mi? Nedir? İşte, ha, rahımlar içinde dolaşıyor. Elamı temizlemeye kalktığı vakitte olmuyor. Bizim hayatımız kalmaz. Çünkü bizim hayatımız lağımların efendim varlığıyla devam eder. Lağımları siz kurutup temiz su getirecek olduk. Daha bizim hayatımız yoktur. Şey hikayemiz de bundan ibaret. Allah 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 Aziz Allah 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 Kerim Allah 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 Subhanallah Allah 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 Sultanallah. Bizi onundan atma ya Rabbi. Doğru dürüst kulluğumuz yok ama kulluk yapmaya hevesliyiz. Fatiha.